Fatih Selim bahçemizde böyle o kilo arabaya binmeyi, bisiklete binmeyi çok seviyor çocuklar. Bakın bisikletini ne güzel kullanıyor benim oğlum. Fatih Selim ne kadar güzel kullanıyorsun anneciğim bisikletini. Harika görünüyor. Gel bakalım şöyle bir tur at da biz de seni takip edelim. Uzun zamandır 4 tekerlekli bisiklet kullanıyor Fatih Selim. Bence artık tekerlekleri çıkartabiliriz. Acaba kullanabilir misin 2 tekerlekli? Acaba kullanabilir miyim? Bence bir deneyelim olur mu? Arkadaşlar biz Fatih Selim'in bisikletinin tekerleklerini çıkartmaya karar verdik. Artık 4 tekerlekli değil 2 tekerlekli kullanmayı deneyecek. Bakalım kullanmak kolay olacak mı? Fatih Selim biraz çabalarsan bence başarırsın, tamam mı? Baban sana yardım eder, abin sana yardım eder. Çok rahat bir şekilde kullanacaksın. Büyüdün artık. Bak bu tekerlekleri çıkartacağız ya anneciğim. Baban seni arkadan tutacak. Birkaç kere sana gösterecek nasıl kullanman gerektiğini. Ne kadar tur? Mesela yani bir gün içerisinde bence öğrenebilirsin, biliyor musun? Çok da zor değil. Bakın arkadaşlar böyle tekerlekleri buradan çıkartıyoruz şimdi. Heyecanlı mısın? Evet. Fatih Selim artık iki tekerlekli bisiklete binecek. Çıkıyorum. Ne kadar güzel. Bunları saklayalım. Kardeşin de belki büyüyünce senin bisikletine biner. O zaman binemediği zaman bu tekerlekleri takarız. Bebek bisikleti yaparız yine. Evet. Olur mu? Olur. Yusuf iki tekerlekliye binebiliyor muydu? Ha, çıkarttılar mı onlar? Hayır. O zaman sen sürmeyi öğrenirsen ona da söyleriz, o da yapar, olur mu? O istemiyor ya. Bence ister, biliyor musun? Bisiklet kullanmak çok keyifli arkadaşlar. O kadar güzel ki. Fatih Selim iki tekerlekli bisiklet kullanmayı öğrenecek şimdi. Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Biz. Al bakalım. Şimdi tekerleği bir çıkar bakalım. Evet. Öğrenirsin tabii ki anneciğim, zor değil. Dengeyi sağlamayı öğrendiğin anda zaten kullanacaksın ki sen bisikleti zaten çok güzel kullanabiliyordun anneciğim. Sadece bu tekerlekleri sökmüş olduk şu anda. Ve tekerleklere elveda diyoruz. Artık iki tekerlekli oldu bisikletimiz. Evet. Hadi gel bakalım. Şimdi bineceksin, karşıya bakacaksın, tamam mı? Gel. Bin bakalım sen. Ben çok heyecanlıyız arkadaşlar. Yavaş yavaş. Bakın bas. Babası tutuyor şimdi. Yani gitmem, babası tutarken ama. Çok rahat. Tut. Biraz yan yan gidiyor. İlk denemeyi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Babası yardım ediyor. Fatih Selim'i destekliyor. Yavaş 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 öğrenecek. Hiç merak etmeyin. Başaracaksın anneciğim. Hiç merak etme. Ay ay. Yok yok, bir şey olmaz. O kadar denemelerden bir şey olmaz. Yavaş yavaş öğreneceksin anneciğim. Pes etmek yok, tamam mı? Şimdi pedal yukarıdayken bas pedalına. Bas pedalına. Pedalına yavaş yavaş dokun. Evet evet evet, işte bakın. Kendi başına da gideceksin en kısa zamanda. Tamam mı? Bakın arkadaşlar nasıl sürüyorlar. Ay ay ay. Öğrenecek Fatih Selim. Çocuklar bisiklet sürmek öyle hemen bir iki dakikada olacak bir şey değil. Biraz çaba göstermesi gerekiyor Fatih Selim'in. Çabaladıkça zaten bunu başaracak. Hiç merak etmeyin. Ben oğluma güveniyorum. Önce dengede durmayı sağlaması lazım. Karşıya bak. Karşıya bak. Kediye bak. Karşıya bak. Kediye bakıyorsun. Nasıl süreceksin bisikleti? Kediye bakma. Kediye bakma. Düşeceksin. Bırak. Devam. Hadi biraz da kendisi sürmeye çalışsın bakalım. Kendin babası bir bırak bakalım. Fatih Selim kendi sürmeye çalışsın. Şimdi babası yavaş yavaş onu bırakacak. Bakalım Fatih Selim kendi başına sürebilecek mi? Çünkü biz bayağı denedik. Epeydir deneme yapıyoruz biz arkadaşlar. Fatih Selim bence yavaş yavaş kendi başına da denemeye başlamalı. Bakalım tek başına nasıl gidecek. Babası sen biraz bırak bakalım. Fatih Selim kendisi sürmeye çalışsın. Uzun uzun uğraştık. Babasıyla denge öğrettik. Artık kendi başına da biraz denemeler yapacak. Kendi başına deneme yaparken daha kolay öğreneceğini düşünüyorum.
Hızlı hızlı pedallara basman gerekecek. Ay. Devam devam anneciğim hadi. Hop. Ne oluyor? Üşüyor musun? Ay. Hadi. Devam et anneciğim. Sakın hadi. Pes etme. Hadi rahat ediyorum hadi. Pes etme, sakın pes etme hadi. Fatih Selim. Bak sen hızlı hızlı pedallara bas. Ben seni elini bırakacağım yavaş. Tamam mı? Bak annesi gidecek, başaracak aslında. Hadi. Hadi, hadi anneciğim. Aferin sana. Evet evet evet. Aferin. Bravo. Ah bas. Gördün mü? Oldu bak anneciğim. Gördün mü? Gördünüz mü çocuklar ne kadar ben çok gitti. Bayağı gitti. Yaşasın. Hadi, hadi bakalım. Ay. Olsun olsun bu da çok evet, iyiydi. O kadar. Çok iyiydi. Bak dengede durabiliyorsun. En azından pedallara kendin basabiliyorsun. Hadi dön bu tarafa doğru. Gel bakalım böyle. Gel. Gel gel gel. Aferin, bak döndün aferin. Bile gördün mü? Her seferine biraz daha ustalaşacaksın. Aferin sana Fatih Selim. Dön bakalım. Çok iyi gidiyorsun anneciğim. Bravo. Bravo. Olsun. Hiç önemli değil. Bu bile çok güzel bir başarı. Bir gün içerisinde Fatih Selim bakın bisiklet kullanmayı öğrenmek üzere. Bayağı öğrendin anneciğim. Bak bak. Abicim bisikletine binebilir miyim abicim ben de? Miyav miyav. Anne Selim onu sepete koyarız biliyor musun? Hadi sen de sepete bin abin seni gezdirsin. Ay binmek istemiyorum korkuyorum. Hadi. O zaman kıyıda bekle tamam Fatih Selim abi yeni şoför. Hadi tekrar dene bakalım Fatih Selim. Bakın arkadaşlar çabalarımız boşa çıkmadı. Fatih Selim artık baya baya kendi kendine bisikleti kullanıyor. Bravo bravo bravo. Evet, bak hiç düşme dengesini kaybetmedi. Dengesini kaybetme. Olsun o kadar olur. O kadarcık olur anneciğim. Hadi gel buraya gel. Bakın ne hissediyorsun anneciğim mutlu musun? Çok mu mutlusun? Kolay mıymış iki tekerlekli bisiklet kullanmak? Peki sürerken dilini çalabiliyor musun? Bir dene bakalım. Bak başlıyor babası gördün mü? Kendisi gidebiliyor. Hızlı basarsan gideceksin. Aferin. Aferin ya. Artık babasının desteğine ihtiyaç olmadan Fatih Selim bisikleti kendi kendine sürmeye başlayabiliyor. Böyle geliyor. Aralarda tek tük ufak tefek böyle minik düşmeler olabiliyor ama olsun. Biraz daha sürerse alışacak. Yani bu kadar hızlı öğreneceğini hiç tahmin etmiyordum Fatih Selim. Aferin anneciğim sana. Bravo. Hadi hızlı bas pedallara. Şimdi biraz daha denesin. Biraz profesyonelleşince ben sizi tekrar çekeceğim. Azıcık daha biz onun gelişmesini bekleyelim. Size çok daha güzel sürerken videolar çekeceğim. Tamam mı çocuklar? Emircan dayım gelip bana öğretti. Evet. Kim öğretti sana bisiklet kullanmayı? Emircan dayım ve babam. Evet, Fatih Selim'e bisiklet kullanmayı dayısıyla babası öğretti. Bir sürü deneme yaptık ve sonunda başardık. Artık uça uça sürebiliyor. Hiç düşmüyor bakın. Fatih Selim bu işi başardı arkadaşlar. Bir gün içinde bisiklet sürmeyi öğrendi. Hiç korkulacak bir şey yokmuş. Çok da kolaymış bisiklet kullanmak bakın. Ne kadar kolaymış. Eğer 4 tekerlekli bisikletiniz varsa siz de tekerleklerinizi çıkarmaktan korkmayın. Denemekten asla vazgeçmeyin. Aslında boşu boşuna 4 tekerlekli sürüyormuşsun değil mi anneciğim? Evet. Normalde çok daha önceden 2 tekerlekliye geçebilirmiş. Biz boşu boşuna Fatih Selim'i bekletmişiz. Fatih Selim size demişti ya arkadaşlar bisiklet kullanmayı öğrenirsen bana like atar mısınız demişti. Şimdi sizden çok güzel beğeniler bekliyor. Çok mutlu olacak çünkü. Çok gelmiş evet anneciğim arkadaşların seni çok seviyorlar. Devam ediyoruz kullanmaya bisikletimizi. Artık bir profesyonel. Bakın. O kadar usta oldun mu? Hayır o kadar usta olmuş olmamalı. Bakın. Dengesini çok rahat bir şekilde kurabiliyor. Hatta çimenlerin üstünde bisiklet kullanmak aslında çok kolay değildir. Aferin sana. Aferin. Buna rağmen çimenlik alanda bile bu kadar rahat sürebildiğine göre
Bugün düz zeminde de denemeler yapacağız. Oralarda daha kolay kullanacak bence. Bugün Emirhan Buğra abisinin bisikletini babası alacak. Fatih Selim de kendi bisikletine binecek. Dışarıda düz zeminde bisiklet kullanacaklar. Bir de bakalım orada deneyelim. Burası aslında daha zor biliyor musun? Çimenlerde kullanmak daha zordur bisikleti. Düz zeminlerde kullanması çok daha kolay olacak. Fatih Selim'i orada tutmak ne mümkün? Yakalayamayacağız bile bence. Arkadaşlar hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi oğlum artık profesyonel bir bisiklet kullanıcısı oldu. Hepinizi öpüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, olur mu? Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye.